eksi görünmek hiçbir zaman benim e, hedeflerimden biri olmadı. Para kazanmak da hiçbir zaman hedeflerimden biri olmadı. Başarılı olmak, sağlıklı olmak, diğerleri onun arkasından Gelen her şey. zaman geldi. Yıldız bence e, işini başarıyla e, yapan aynı zamanda zekasını da aklını da bir şekilde yaptığı işi aktarabilen kişiler yıldızdır. Her çıkışın bir inişi de oluyor psikolojik olarak bir kere buna çok hazır olmak lazım. Her dönem popüler olmuyorsun. <laughs> hafta konuğumuz Büşra peki. Merhaba Büşra'cığım, hoş geldin. Merhaba Hakan'cığım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın, nasıl gidiyor? Gayet iyiyim, çok iyiyim. Ya seni bir e, ondan sonra özledim. Bayağı Kendim zaman oldu görüşmeyeli. çok dizberayda görüşmüştük en evet. son. Ve seni takip ediyorum yakından. Bir değişimler, bir olaylar... Magazin... Like'larını görüyorum. Ama magazin gündeminden düşmüyorsun. Evet. <laughs> yani e, e, eskiden derdim ki magazinde çok olmayayım, rollerimle anılayım. Fakat e, artık bu durum beni üzmüyor. E, magazinde olmaktan bu da, bu işin, olmaktan, ya, bu da işin aynen bir parçası hı hı. E, ilham olabilmek e, bir şekilde hoşuma gidiyor hı hı. o sebeple bir sıkıntı yok. Şimdi direkt oradan başlayayım mı? hadi başla. Sormaya. Şimdi böyle sana soru hazırlayacağım. Google'a yazdım birşer Hemen devamından gelen kelimeler. Estetik kaç kilo verdi? Sevgilisi yoga. Şimdi. Allah Allah. Şimdi Çok gidersek, iyiymiş. Kaç kilo verdin? Yani Hakan'ım o kadar değişiyor ki ben proje bazlı biliyorsun kilo alıp, kilo günsel, veriyorum dönemsel hani yani acil. orada derdim işte Dilbera için kilo almam gerekti evet. atıyorum Kolonya Cumhuriyeti için kilo vermem gerekti hadi inşallah filmi için kilo almam gerekti atıyorum yılbaşı gecesi için kilo ha, vermem okay. gerekti ben nötr bir yerde kendim Şahsen, müşra olarak sağlıklı bir yerde durmayı çok seviyorum. Ya peki şimdi öyle bir değişimden böyle. Şu anda mesela birazcık evet. daha fazla olduğum, kilolu evet. olduğum bir dönem. O da yine proje bazlı. Ama şu an çok iyisin. Maşallah. Teşekkür ederim. Ve hani geçen de böyle seni bir yerde gördüm. Hatta öyle insan gözünü alamadan bakıyorum. Doğru açı. Böyle bir güzellik diye. <laughs> ne yaptın kendine? Teşekkür ederim. Öncelikle. Ya Zaten hep güzel bir kadındın da. Teşekkür ederim. Ee... Ama hani bu küçük dokunuşlar mı yapıldı, estetik evet, mi yapıldı, evet. ne yapıldı? E, Valla dediğin gibi küçük dokunuşlar yapıldı. Bence bu insanın birazcık kendi vizyonuyla alakalı bir şey. Yani doktora gidip teslim olmak benim işim hiçbir zaman olmadı. Ben Hı -hı. kendimde gördüğüm şeyleri doktoruma telaffuz ettim ve e, onlar üzerinden gittik ne daha çok. Ne yaptın? Benim e, bir sağlık ameliyatı olmam gerekiyordu. Burnumdan memnundum şahsen. Hı -hı. Bir sağlık ameliyatı sırasında deviyasyon, bir nefes alma problemi ciddi anlamda yaşıyordum. O sırada burnumun Hollywood starları yaparlar bunu genelde. Burnları düzgündür ama bir ufak küçültürler, bir şey yaparlar. Yani <laughs> makyajla yap yapılan Hı -hı. dokunuşu normal Hı -hı. kılarlar. Ee, biz de hazır açılmışken orası, <laughs> oraya Aynen yüzümdeki tek uygulamada olur. Ee, onun dışında ufak tefek işte proje bazlı Dilberay filminde hiçbir şekilde yüzüme dokundurmadım, kilo aldım. Ee, yılbaşı gecesinde botokslu bir kadındım, botoks yaptırdım. Normal hayatımda da yüz yogasını çok seviyorum ve çok Hı -hı. işe yaradığını biliyorum Hı -hı. ve görüyorum. Cildime çok iyi bakarım, güneşe çıkmam ee, ve açıkçası yüzümü makyajla zehirlemem. Yani Hı -hı. sadece çalıştığım anlarda makyaj vardır. Gözeneklerimi tıkamam. Hı -hı. Bilinçli bir tüketiciyim diyelim. Bir açıklama yapmasın. Yüzümde sadece bantlar var. Evet, o yani demek. o aslında sadece bantlar var. Ben işte burnum burnum benim e, Hı -hı. hani yapılalı diyeyim. Deviasyon ameliyatı olalı aradan 6-7 sene geçmiş. Kimsenin dikkatini bile çekmemişti. Evet. Yüzümde estetik haberleri ilk defa bu bantları taktığım zaman dikkat çekti. Onun da sebebi ee, hakikaten o bantlar çok efsane bir şey. Bant ne ya ben onu bilmiyorum. Bant, Bant ne şey biliyor bir... musun? E, Dilberay'da da biz aslında onu kullandık. Hı -hı. 19 yaşından 55 yaşına kadar gittiğim için 19 yaşı olabildiğince genç ve genç. fresh göstermek evet. istedik. Hasan Can Kaya ile birlikte çektiğimiz Çok Aşk filminde de benim yaş olarak 23-24 yaşlara inmem gerekiyordu. Hı -hı. O sebeple şuraları bantla buraya doğru çektik ve o fotoğraf olay oldu. Ha buraya bantla ama biz o bantları ama görmüyoruz. Ama biz o bantları görmüyoruz. Orada Peru'nun saçın altında kalıyor. Aynı zamanda biz daha da gençleştirmek istediğimiz için bir dönemini de buradan yukarıya çektik. Ve yüzüme anında gerildi başka bir şey oldu. Çok Acayip bir şey yani insanın aklını çok çelen bir Peki şey. Peki yaptırır mısın? Ee, Şöyle şuralardan, şu yanlardan. Şu sıralar falan. ihtiyaç duymuyorum. Hı -hı. Hakikaten yüz yogasını şiddetle öneriyorum ve çok Hı -hı. işe yarıyor. Çene attığını çıkarmadı Hı -hı. ama e, ileride yaptırabilirim tabii Hı -hı. ki. Hı -hı. Gerekirse. Gerekeceğini zannetmiyorum. Hı -hı. İyi yaşanacağımı düşünüyorum. Kendime iyi bakıyorum. çünkü. Peki evet bir de şey sağlık koçunu yanından ayırmıyor. Evet, çok işte. iyi arkadaş öyle olduk. Öyle sağlık koçuyla mı dolaşıyorsun? Ya Aslında öyle değil. Ben bir spor ve sağlık merkezine gittim bir gün. Orada çalışmaya başladım ve çok iyi anlaştık. Spor hocası değil kendisi. Eskiden spor hocasıymış, şimdi artık patron olmuş. Hı -hı. Sadece kendi antrenman yapıyor ve kendi antrenman yaparken de yanında benimle antrenman yapıyor. Hı -hı. Beraber de iyi partner olduk çok iyi de arkadaş olduk. Sonayla beraber biz spor yapıyoruz, birlikte işte sağlık kamplarına gidiyoruz. Kafamız uyuştu diyelim. Böyle güzel bir yola girdik bir beraber. De geçen bu hafta sonuydu galiba böyle bir haberler yine şey okudum. İşte bir yerde yoga kampındaydı. Bali'de mi, dışında gittim. bir yerde. Oradan Türkiye'de bir nerede yoga kampına gittim. Bu şu an böyle bir hayatım var. E, aslında bunlar benim merak duyduğum, ilgi Hı -hı. duyduğum ve bir türlü fırsat bulup gidemediğim yerlerdi. Hı -hı. Sağlıklı, e, sağlıklı olmayı ve dinç olmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü Hı -hı. ailemden de öyle gördüm. Babam, babaannem, annem e, yaşları ileri olmasına rağmen çok dinç yaşadılar. <laughs> ee, ve onun onların hayatındaki kolaylığı ben net bir <laughs> şekilde gördüm. Anneannem de keza öyle. Ee, ben de onlar gibi bir hayat yaşamıyordum. Çok sağlıksız bir 20'li yaşlar geçirdim. <laughs> Abur cuburlarla dolu, egzersiz olmayan bir 20'li yaşlardı. Aslında çocukluğunda baleden başlamış zayıf, incecik, kuruk bir kızdım aslında. Sonrasında derken o oldu, bu oldu, şu oldu falan. Sonra kendimi dedim ben 30'lu yaşlarımda şeye yapacağım sağlıklı olacağım. Kendime hı hı. dikkat edeceğim ve bu e, kaderi ortadan kaldıracağım. Hı hı. Bunun neticesinde de böyle bir yola girdim. Şimdi senle ilgili sanki şöyle bir şey vardı. Şimdiye kadar çok güzel hareketlerden biri. Bir yandan komedi de yaptığın için belki onun da etkisi olabilir. Hep çok sevimli, çok tatlış. İşte hani böyle ay yanaklarını sıkalım. Ne tatlı kadında. Şu anda wow çok seksi. Kadına doğru bir evrilme var sanki. Hani hem fotoğraflar hem dışarıdaki algı <laughs> hem belki de bu hani rollerin de etkisi olabilir. Artık sen gerçi hani hep komedi dışında da işler yaptın ama çok komediler çok çok ses getirdiği için. Evet. Sonra şimdi o dramlarda da gördükçe şeyde daha böyle bir kadın kadın. Bir şey. Hani bunun sendeki evet. hisse sendeki değişimi, senin hayatına dokunuşu yani doğru bir tespit mi bilmiyorum ama o sevimliden seksiye geçiş. Seni nasıl etkiledi? Ya ben içsel olarak aynı Büşra'yım. Sevimli taraflarım da var. Eskiden de kilolu olduğum dönemlerde mesela daha dişi göründüğüm zamanlarım hmm. da var. Ee, i̇ç dünyamda aynıyım. Sadece kendimi kafa ve vizyon olarak geliştiriyorum. Hmm. Onun dışında elbette e, en çok sevdiğim şey giyinmek. <laughs> yani modayı çok seviyorum ve yakından hmm. takip ediyorum. E, Kıyafetleri istediğim gibi proporsiyona uydurmak benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Bunlar bonus tabii ki. Birinci aşaması bunun ben kendimi çok enerjik hissediyorum. Hı hı. iyi ve sağlıklı göründüğümde. Diğer seksi görünmek e, bunların hep yanında ve çevresinde kalıyor benim için. Seksi görünmek hiçbir zaman benim e, hedeflerimden biri olmadı. Hı hı. Para kazanmak da hiçbir zaman hedeflerimden biri olmadı. Başarılı olmak... Sağlıklı olmak. Diğerleri onun arkasından Gelen her şeyleri. zaman geldi. Hı -hı. Ee, benim hayatıma sağlık olarak iyi dokunduğu için her yere yarıyor açıkçası Hı -hı. bu durum. Erkeklerle ilişkilere yaradı mı? İnanır mısın? Hayatımda kilolu olduğum dönemlerde hep ilişkilerim vardı. <gülüyor> <gülüyor> uzun sürdü. Kilo süredir. verdin gitti mi? Çok uzun süredir ya, ama ben kiloyu çok uzun yıllar önce verdim. Evet projelerde aldığım için o araya böyle bir zamanlar girdi gibi oldu ama işin şakası çok uzun süredir e, aşk yaşamıyorum. Bir Niye kim yok. Zor mu beğeniyorsun? Valla. Yıkandırıyorsun çünkü çünkü senle ne zaman konuşsak senin kalbin boş. Ama yok. Ya yakalayamıyoruz. Dilberayda da yoktu. İşte Dilberay'da Onun öncesinde üç buçuk sene önce Hep uzun süreli ilişkilerim evet. oldu benim. Ama Dilberayda da yoktu ve tam öyle bu kadar Ama o dönem istemiyordum. Hmm. O dönem ilişkisizlik dönemine hmm. hakimdim. Şimdi şimdi istiyorum. <laughs> Ama bir yandan tabii şey de var. Ee, şimdi çok aşk diye de bir film çektiniz sanan evet. canlar. Ee, senin hep böyle daha romantik komedi işlerin de çok şeydir hani. Evet. Bu aşkı sen çözdün mü, Biliyor, aşkı nasıl anlatıyorsun? Valla, e, ben hep, aşk benim için aslında çok iyi anlaşmak, çok iyi arkadaş olmak, görsel olarak etkilenmek, <laughs> e, flörtün devam ediyor olması. Biraz buralarda geziyor benim için ilişki <laughs> aslında aşk demeyeyim de ilişki <laughs> benim için buralarda yani ben zekadan da çok etkileniyorum. Ufacık bir gülüşten de etkileniyorum. Söylenen güzel, etkileyici bir sözden de etkileniyorum. Peki fiziksel olarak kriterler var mı? Şöyle kaslı olsun, böyle altı baklada. Yani artık şunu istiyorum artık hayatımda. Istiyorum, artık kas lazım. Yani şu <laughs> neyi istiyorum biliyor musun Hakan? Seninle açık ve net konuşacağım. Evet, bu kadar spor falan yapıyorsun. Adamda kaslı olsun sağlıklı yaşamaya birazcık yakın birisinin <laughs> olmasını istiyorum. Çünkü hayatındaki insanla birlikte yol alıyorsun ya. Hani <gülüyor> <gülüyor> orada biraz hani ben de bir sporumu yapıyorum, egzersizimi yapıyorum. İşte haftada belli günler çünkü ben Hı -hı. yemeği de çok seviyorum bu arada. Hı -hı. Denge kuralı Gerekiyor, var benim evet. hayatıma. Yani dengeliyorum onu. Bir güzel yiyorum, bir sağlıklı yiyorum falan. Hı -hı. O dengeyi kuruyorum. Ee, Zaten böyle beslenen, böyle yaşayan birinin fiziği de takdir edersin ki. Yerinde oluyor. <laughs> Yerinde olur ama benim için karakteri, huyu, e, kendi aurası, Hı -hı. fiziksel görüntüsünden Hı -hı. daha önemli. Peki bu çok aşk önümüzdeki sezon e, vizyona Tabii, girecek. 24 Şubat'ta biz aslında vizyona <laughs> girmek üzere evet. hazırlanmıştık. Yaşanan şeylerden dolayı, Aynen deprem öyle. felaketinden dolayı vizyonunuz eee ertelendi. Evet. Orada nasıl bir karakterde izleyeceğiz seni? ...çok spoiler olmazsa böyle. Bantlı çünkü, bir karakter. <laughs> çünkü afişleri gördük, fotoğrafları gördük falan... ...hani böyle evet, merak ediyoruz. Evet. Nasıl bir karakter? Yani çok uzun bir zaman var. O yüzden böyle çok fazla Hı -hı. bahsetmeden... Hı -hı. ...geçmek isterim öncelikle. Ee, o zaman geldiğinde detaylı Hı -hı. detaylı... Evet. ...konuşuyor oluruz. Ayla benim karakterimin Hı -hı. adı. Hasan Can müthiş bir zeka zaten. Çok iyi bir kalem. Ee, onun yarattığı bir karakter... aslında. Hasan oynadığı karaktere yüz vermeyen, Hı -hı. onu çok fazla istemeyen, Hı -hı. E, biraz uzakta duran ve ondan yaşta biraz büyük olan bir karakter. Hı -hı. E, devamı spoiler. Sürpriz. Evet, devamı spoiler olur. Peki bir yandan da Yıldız bana başladı. Sen jüridesin. Evet. Öncelikle sen Yıldız mısın? Ben Yıldız'ım. <laughs> 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 Işığım <şeyim> yok mu? <laughs> Vay, bak gerçekten öyle. Ama peki Yıldız kime denir sence? Yıldız bence e, işini başarıyla e, yapan aynı zamanda zekasını da aklını da bir şekilde yaptığı işi aktarabilen kişiler yıldızdır. Yani hmm. sadece yetenek değildir mevzu. Hmm. Onu nasıl kullanabildiğin, onu nasıl ifade edebildiğinle de alakalıdır. Hmm. Ee, ya yani full paket olman gerekir. Hmm. Peki güzellik Görsel ne kadar değilli. etkendir yıldız olmakta? Aura diyelim. Güzellik demeyelim ama bir kişinin kendine has bir çekiciliği olursa yıldızlığına yıldızlar ekler. Evet çünkü mesela sana şeyi soracaktım. Yani iyi bir oyuncu olmak yıldız olmak için yeterli mi? Değil. <laughs> Değil. Çok iyi oyuncular tanıyorum mesela. 9 Eylül konservatuvardan okul arkadaşlarım, üst sınıflarım muhteşem bir tiyatro oyun, oyuncu performans sergiliyorlar. inanılmazlar. Ama e, ekran yolculuğunu tercih etmemiş. O dünya ona bir şekilde fazla gelmiş, ağır gelmiş. Karakterine uymamış. Ya da kamera sempatisi dediğimiz bir şey var. Hı -hı. Kamera sempatisi uğramamış ama tiyatroda döktüren Döktüreyim. nice Hı -hı. oyuncular var. Bu Hı -hı. kötü bir anlama gelmiyor. Hı -hı. Onlar çok başarılı. Tiyatro oyuncuları bir taraftan da işte televizyon yıldızları, Hı -hı. sinema yıldızları, reklam yıldızları Hı -hı. E, da onlar da tiyatro yıldızları Hı -hı. elbette. Peki senin... Devleşirler e, yani evet, hatta sahnede, hep öyle derler. Evet. Sahnede devleşirler. Ama şarkıcılar için falan da geçerli tabii, aslında değil mi? Tabii ki. Küçücüklerdir aslında ama biz onları evet. ne kadar heybetli evet. görüyoruz. Peki e, şimdi bir sürü oyuncu adayı var karşınızda yarışmada. Senin kriterlerin nedir? Ee, ...seçimlerde? Ee, bir kere... Oyna, ...oynuyormuş gibi... ...olmamalı. Doğal ve inandırıcı... ...olmalı. Aslında en büyük... E, ...püf noktası... ...karakterine inanmak. Karaktere... ...inandığın zaman ne yapsan... ...karakterini bildiğin ve tanıdığın zaman... ...ne yapsan biz inanıyoruz aslında. O yüzden bu nokta çok önemli. Muş gibi yaptığı zaman... Iş, ...işin içerisinde olmadığında... ...anda olmadığı zaman... Ee, seyirci onu anlıyor. Belki bunun adına mış gibi demiyor, belki Hı -hı. anda demiyor, ama e, bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Hı -hı. Bu bence çok önemli bir nokta. Hı -hı. Peki e, sence bir yarışmadan çıkıp günüm, yani daha önce örnekleri var, e, var. oyunculuk yarışmalarından evet. e, çıkarak çok başarılı olmuş çok. isimler var. Ama tabii o zamanlar sektör de daha küçüktü, işte evet. daha az kanallar vardı, daha az e, yapım vardı. Hani şimdi baktığımızda işte dijitalinden ee, kanal çeşitliliğine kadar çok fazla seçenek var. Şimdi günümüzde bir yarışmadan çıkıp star olmak mümkün müdür sence? Mümkün müdür? <laughs> bu, bu program özelinde şunu söyleyebilirim. Ee, biz Pastel Film'le birlikte bu işi yapıyoruz. <laughs> Yapımcılarımız onlar. Kanal D ve Pastel Film'le birlikte yapıyoruz. Pastel Film ve Kanal D e, bir kere o ekibe daha doğrusu birinci olan kadın ve erkeğe bir proje yapma vaadinde bulunuyor. Hı -hı. Zaten önlerini yani zaten bir şekilde önlerini bir... projeyle açıyor. Evet. Ee, bir kere buradan yana e, benim de içim çok rahat. Hı -hı. Ee, bir taraftan da bu arada biz 3 ay boyunca bu ekibi sürekli izliyor olacağız. Seyirciler Hı -hı. aşina olacak, sevdikleri Hı -hı. olacak, destekledikleri olacak. Hı -hı. Ee, Birinci olamayacak belki ama yandan başka kulvarlarda belki mutlaka tabii. bir yer bulacağına Hı. inanıyorum. Bir kişi gerçekten başarılıysa, gerçekten yetenekliyse, akıllıysa, zekiyse e, hiçbir şey onun önünde duramaz. Hı. Karakteri de hele bir de güzelse, çalışkansa, disiplinliyse e, onun önü çok açık olacaktır. Peki sanki şu anda böyle bir Türkiye'de bir yıldız patlaması var. Yeni Güzel jenerasyon bir geldiği için yenice. aslında evet. birazcık öyle. Ama bu her dönem böyle. Hı -hı. Şimdi artık çok fazla seçenek olduğu için bu bir patlama gibi tınlıyor. Ama aslında her şey doğalında olması gerektiği Hı -hı. gibi dönemine göre oluyor. Hı -hı. Peki sence bu kadar kolay mı? Yani şimdi öyle bir şey var ki işte bir dizide görüyoruz. Sosyal medyada çok takipçiler oluyor ve hemen yıldız sıfatını alıyorlar. Bu iş bu kadar kolay mı? Yani idi. kendilerini... Yıldız görüyor olmak. Şimdi sen bana bu soruyu sormasan, ben hiçbir zaman kendimi yıldız olarak durup dururken adlandırmam. Ee, onu, o titri insanların size vermesi tabii ki bunun kıymetli olanı. Sen işini güzel yaparsan, doğru yaparsan, disiplinli bir şekilde inanarak yaparsan, zaten işi oraya doğru gidiyor. Bunun için ekstra bir çaba göstermeye gerek yok. O yüzden bence kolay. Çünkü ekstra çabaya girdiğin zaman o kendini belli ediyor ve bir yerde tıkanıyor. Hı. Hı. Ama bu akışın da doğal bir şekilde gerçekleşiyorsa, o kumaş sende zaten varsa bir şekilde e, onun önünde de kimse Hı. duramıyor. Peki bu böyle başrolü sosyal medya takipçi sayısının etkilemesine ne diyorsun? Nasıl? Ya mesela hani şöyle eleştiriler de yapılıyor işte kimilerine mesela başrol veriliyor deniyor. Evet. Sosyal medyada çok takipçisi olduğu için işte onun olduğu dizi Başarılı izledi. olduğu için sosyal medyada takipçisi çok yüksek. Başarılı olduğu için bir sürü ülke tarafından, bir sürü başka e, kültürler tarafından dahi izlenen kişiler aslında bunu başarmış Hı -hı. demektir. İster beğenin, ister beğenmeyin. Hı -hı. Başarılı olduğu için o takipçi oluyor, o takipçi olduğu için de doğal olarak bu projeye Hı -hı. alınabiliyor. Peki sence şu anda günümüz yıldızları kimler? Hı -hı. Hiç kıyas sevmem. Sen bana sor. Ama şöyle kalbinde <laughs> yatan böyle bir tane böyle vardır. Serenay Sarıkaya benim Hı -hı. için e, gerçek bir yıldız. Erkeklerden Aile deyip Kıvanç Tatlıtuğ'a giriyorum Tütü. değil mi? Erkeklerde hakikaten Kıvanç Tatlıtuğ da bir yıldızdır. Hı hı. Çok var yani hı hı. E, çok sınırlandıramam. Bence yargı projesi de hı hı. E, içinde yıldızlar barındıran Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu. E, i̇sim saymaktan çok çekiniyorum çünkü hı hı. şu an böyle çok hızlıca söylerken ve arkadaşlarım evet. unutmak istemem. Hı hı. Ee, ama e, yeni yeni yıldızlar da bence yetişiyor. Ee, şu anda Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir bence onlar Hı -hı. da birer yıldızlar. Hı -hı. Ee, aslında popüler olanlar yani biz çok güzel hareketler yıllarında yıldızdık mesela Hı -hı. değil mi? Çünkü evet. herkesin izlediği, De evet. herkesin e, konuştuğu, herkesin konuştuğu aşk Memnu dönemini düşünürsek. Hı -hı. Aslında biraz Yıldızlar sanki şu an konuşunca daha çok e, ben de e, sesi düşünüyorum. Yıldızlar biraz daha işlerin popüler olmasıyla oyuncular da evet. yıldızlaşıyor diyebiliriz belki de. Peki Yıldızlar da Kayar diye bir şarkı var. Yıldızlar diye. da kayar. <gülüyor> <gülüyor> yani o birazcık sanıyorum <laughs> self-disiplinle yani kişinin diyorsun. kendisinin <laughs> kariyerini yönetme şekliyle olursa <laughs> ancak... E, kariyerini yönetemediği için kariyeri kariyeri doğru yönetilemediği için hmm. olabilir. E, psikolojik sebeplerden kaynaklı olabilir. E, Allah göstermesin hmm. diyeyim. Senin yıldız olma hikayen nasıl başladı? Hmm. Çok küçük yaşta bale ile başladı. Hmm. İçimde sanat sevgisi, ilgisi baya e, bayağı küçüktüm. Dans ederek müziğin içinde olarak arkasından lisede bir e, tiyatro elemelerinde başrol alıp o oyunu My Fair Lady müzikalini İngilizce hı hı. bir şekilde dans ederek, şarkı söyleyerek, oynayarak oynadığımda ben karar vermiştim. Ben hı hı. oyuncu olmak istiyorum demiştim. Baleyi niye bıraktı? Baleyi de valla 7 sene yaptım aslında. Hı hı. E, sanırım ben de şöyle bir şey var. Bir yerden besleniyorum ve alacağımı alıyorum. Sonra e, başka şeylere iştahlanıyorum. Hı hı. Bale değildi benim aşkım çünkü. Danstı. Sanattı. O yüzden bıraktım diyemem. Ben hala dans etmeyi çok seven birisiyim. Bale benim hala içimde gözbebeğim bir yerde duruyor. O yıllar bale popülerdi bu arada. Bale kursları vardı. Ee, sonra latin merakı sardı. Mesela salsalar, masalar onlara da girdim. Sonra R&B'ler, hip-hop'lar falan onlara girdim. Ama biraz. oyunculuk hep Yandan yandan devam ediyor. Oyunculuk etti. aslında lise yıllarında kendini Hı -hı. net bir şekilde gösterdi. Hı -hı. E, müziğe de oyunculuk kadar en az ilgim vardı. Hı -hı. E, sonra konservatuar sınavlarına girdim. Okulda derslerim çok iyiydi. Hocalarım çok desteklemediler. O yıllarda diziler de çok fazla yoktu. Hani e, başka bir başarı gösterebilirsin. Neden burayı seçiyorsun tarafında. Yanımda olmadılar. Fakat ben... E, Sınavlara girdim, kazandım. Ve böyle bir yol seçtim kendime. Hmm. Oyunculuk okulunu bitirdikten sonra konservatuvar arkasına İstanbul'a geldim ve BKM'ye CV bıraktım. Hmm. Derken hmm. Çok Güzel Hareketler formatının ilk ilk çıkış. konsepti evet. BKM Mutfak'ta biz kendimiz skeç yazıp o skeçleri oynamaya hmm. başladık. Aslında komediyle bir alakam yoktu. Ee, yani alakam yoktu demeyeyim. E Komedide oynuyordum, dramla oynuyordum. BKM'de buna ağırlık vermiş oldum. Komedi, oldu. komedi Master'ı, yoktu. evet BKM'de Komedi Master'ı yapmış oldum. Ee, çok şey öğrendim orada. Ya belki, ikinci bir okuldu benim için. Bir anda gerçekten böyle Türkiye'nin en komik kadınlarından biri oldum ki hani şöyle hadi şey olsun diye söylemiyorum işte kadın erkek ayrımı olarak değil. Hani kadın komedyenlere belki de çok şans verilmediği için, çok şey olmadığı için biz hep daha erkek Komedi daha böyle bir erkek egemenmiş gibi sanki görülürken evet. aslında oraya da böyle bir kapı açıp e, çok güzel böyle bir noktada... Biz de buradayız. Evet komik <laughs> kadın oldun ya. Bunu... Yok komik kadınlar vardır. Vardır evet. Eskiden de vardı e, ama çok fazla sayıda yoktu. Erkekler belki daha fazla daha sayıda fazla. olduğu evet. için. Kadınlar daha divaydı yani hani birer birer böyle... <laughs> Bir elin parmaklarını Hı -hı. gerçekten geçmiyordu. Ama bizim gördüğümüz oydu. Görmediğimiz tarafta kim bilir ne yetenekler Tabii vardı. Tiyatro Tabii tiyatroda şeyde belki de bir ki. sürü oyunlardı. Tabii ki. Ama sen peki bu komik kadın olmak sıfatından memnun oldun mu? Hayatın Tabii ki oyunca? oldum. Olmaz mı? Hı -hı. Ee, sadece doğrusunu söylemem gerekirse bir komedyen değilim. Ee, i̇yi oynayan, iyi komedi oynayan bir oyuncu diye adlandırılmak benim için daha doğru hmm. olur. Çünkü başka alanlara da en az o kadar ilgim var. Ee, normal hayatta komiğim, eğlenceliyim ama her anımda da... Espriler patlatan. Her an öyle değilim yani. <laughs> Bir stand-upçı değilim. Peki şey var mıydı? Bunu, hayatında bunun zorluğunu yaşadın mı? Yani Abi Büşra geliyor kesin bizi güldürür. Çünkü hani bir komik kadın algım var ya aslında sen hani şey değilsin. Ama yine bir, yine bir değilsin. 3 5 güldürmüşlüğüm var yani. <laughs> Onun zorluğunu yaşamıyorum. <laughs> Ama rahat olmam lazım o <laughs> ortamın içerisinde. Ee, karşıdan o enerjiyi almam lazım. Hmm. Çünkü espriler bazen e, yersiz de kaçabilir. Çok ince bir çizgidir o. Hmm. Ee, ben de birazcık ortamına göre onu ayarlıyorum. Bir yandan da tabii komedinin vermiş olduğu bir şeyle hani böyle oyunculuk kariyerinde hep böyle daha şey işte romantik komediler ama hani oradaki işte ye e, sakar kız hani ye böyle bir şeylere maruz kalan kız. Evet. Şey, ya sen hiç böyle hani böyle bir yalının diva kızı Joan Fisi yalının çapkınının peşine koştuğu kız <laughs> olmadı. Ondan evet. sonra hani neden bunu sen mi istemedin? Gelmedi mi? Yoksa bu komedinin getirdiği bir şey miydi? Hani üstüne yapıştığı için hep onlar mı geldi? İster miydim böyle? Yani bir aslında mi? ben şöyle bir algı yarattım. Ben sadece sinema filmi yapıyorum algısı yarattım. Dizi Büşra dizi yapmıyor diye bir şey çok dolandı. Hı hı. Çok fazla yurt dışına kendimi geliştirmek amaçlı çok fazla yurt dışına çıkıyorum. Amerika'ya özellikle çok fazla gidiyorum. Büşra Amerika'ya yerleşti. Bütün bunlar aslında birazcık. Ee, o tarafı Hı -hı. E, benim de belki biraz boşlamamdan kaynaklı Hı -hı. oldu. İnsan kendisine de özelleştir yapmalı. Ama hiçbir zaman da böyle o rolü çok istemedim sanıyorum. Çünkü bir şey isteyince gerçekten oluyor ya. Hı -hı. E, fakat şimdi düşüncem değişti. Şimdi artık daha sınırsız, daha sonsuz bakıyorum. Hı -hı. Daha farklı şeyler oynamanın peşindeyim. Hı -hı. Komediyi hiç bırakmak peşinde değilim. Ama enteresan roller, enteresan karakterler ee, oynamak için televizyona artık çok sıcak bakıyorum. Dizilere çok sıcak evet, bakıyorum. Evet, onu söyleyecektim. Çünkü uzun soluklu bir şey yoksun. oynamayı çok özledim. Evet. Televizyonda çok güzel hareketlerden beri yokum. Yok, evet. Ee, özledim. <laughs> seyirciyle. Daha dirsek temasında olmayı çok Hı -hı. özledim. Onların evine misafir olmayı özledim. Şimdi bu program aslında birazcık ona da hizmet edecek. Evet. Her hafta, her Hı -hı. cuma e, ekranlara konuk olacağım ama bu sefer oynayarak değil, bildiklerimi anlatarak, gördüklerimi söyleyerek hem yarışmaya katılan arkadaşlarımıza yardımcı olmak niyetim, hem de ekran başında izleyenlere daha doğru bir seyirci olmaları Hı -hı. açısından. E, bu konuyla ilgi, bu konuya ilgi duyan kişilere birazcık e, işin tiyolarını, sırlarını vermek tarafında hmm. da e, destek ve ilham olmaya çok istiyorum. Şimdi yeni oyuncularla karşı karşıya geleceksin, evet. geliyorsun ve hani birçok kişinin de aslında hani bunu birçok oyuncuya da soruyorum, hani şey var mıdır? Yani gerçekten e, gençlerin çoğunun belki de birçoğunun hayalini süsleyen bir şey oyuncu olmak. Yani hani evet. size şöyle bakıyorlar, ne kadar güzel işte. Ya bak çok güzel hareketlere girmiş, ondan sonra işte ne güzel bir kariyer kurmuş, oh başrol olmuş, ne evet. kadar da güzel köşeyi de dönmüş, İyi <laughs> yaşıyor diye tamam evet. mı? Yani hani hayat sana güzelmiş gibi. Evet. Gerçekten bu iş bu kadar matak, güzel, bir yere kapağı attığında devamı gelen Yok. hayatını yaşayacağın bir yolculuk mu? Değil, değil. Hı -hı. Zorlu bir yolculuk. Ee, şimdi her çıkışın bir inişi de oluyor Psikolojik olarak bir kere buna çok hazır olmak lazım. Her dönem popüler olmuyorsun. Ee, bu bahsettiğimiz yıldızlar da dönem dönem izliyoruz, dönem dönem. Yok oluyorlar. Biraz yani. izlemiyoruz. Hı -hı. Bence doğru da yapıyoruz. Hı -hı. Yani aslına bakarsan hem e, bizler de oyuncu olarak, sanatçı olarak kendimizi besliyoruz Hı -hı. ve bir level yukarıya atlıyoruz bir sonraki işimizde. E, ama bu süreç sancılı bir süreç. Çünkü sen gidip kapıyı çalıp merhabalar ben aile Dizisi'ni çok beğendim. İş e, merhabalar ben yargı Dizisi gibi bir işi bu yönetmeni çok beğeniyorum. Ben bu işe giriyorum gibi bir şey diyemiyorsun. Sen bekliyorsun. Bekliyorsun. Yani o iş sana geliyor. Sen doğru karar verebiliyorsan o doğru işe giriyorsun. Bazen de yanlış kararlar verip o işe girmiyorsun ama o iş acayip bir yere geliyor. Yani bir taraftan Kariyerini doğru yönetmek doğru önsezilerin olması gibi 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 bir sürü şeyler var. Ee, özel hayatında ki davranışlar da bir şekilde yansıyor. işine yansıyor. Ee, ben burada şundan bahsetmiyorum kendini sıkacaksın tutacaksın kontrol altına alacaksın değil. Ama belli bir ölçütü oluyor onunda. Hani sanıldığı kadar kolay toz değil. Pembe değil. Tabii tospembe değil. Ama üzücü de değil yani şimdi böyle anlatınca da hani Brav. vay be neler çekiyorlar Ağlan falan hani değil, değil. <laughs> çünkü şu var işini öyle tutkuyla öyle severek yapıyorsun ki bir rol oynamak bir karakter oynamak şarkıcıysan yeni bir şarkıya yorum katmak bunlar o kadar heyecanlandırıyor ki insanı o bütün beklediğine, ettiğine, dönemlerine falan her şeyine şükür diyorsun olan hmm. bir tane her şeye. Güzel. Peki şimdi 40 kırk. 40'ların başı yani ben de yaş kavramı yok. Ben kod olarak değerlendiriyorum. Hepimizin bir kod kodu var. İşte 1989, 1998, 1965. Bunlar istatiksel değerler için ve sağlık için önemli kriterler. Ama yaşı kafaya taktığımız zaman ezbere bilgiler var. O ezbere bilgiler bizi çok fazla limitliyor hayatta. Ben bu tezi yaklaşık 19-20'li yaşlarımda o civarlarda kırdım kafamda. Kendine Ve kendime başka bir tez yarattım. Orada dondurdun mu kendine? yani 19'da... Ajda Pekkan gibi dondurmadım belki yaşındayım. ama 27'de dondurmuş olabilirim. <laughs> Daha biraz akıl fikir yerine oturmuşken dondurmuş olabilirim. Derdim yaşlanmak Hatice. değil. Ben yaşalmaktan çok hoşnutum. Hı -hı. E derdim sadece yeni öğreneceğim şeyleri yaşım şu oldu bundan sonra bu olmaz. Metabolizmamızı bile biz kendi kafamızda e, yani. kısıtlıyoruz. Hı -hı. Aa işte 30'dan sonra metabolizma duruyor. 40'tan sonra şu oluyor. Hayır, spor yapmayayım. Vallahi nasıl olsa kilo veremem. gibi şeyler. bence bu düşünce şekli elbette genetik mirasların da katkısı ama bence en çok düşünce şekliyle e, ben gençliğimi ve enerjimi çok uzun yıllar ölene kadar hmm. koruyacağıma yüzde yüz inanıyorum. Peki şu an hayatı nasıl bir dönemini yaşıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda enteresan bir dönem yaşıyorum. Niye? Ee, babamı kaybetmem benim için aslında o dönem musun, özellikle o yıllar evet. çok teşekkür ederim. O yıllar böyle hayatıma enteresan şeyler girdi çıktı. Dost kazığı yemeler. Onun dışında istediğim projede doğru şekilde kendini ifade etmek bütün bunlar aslında insana birazcık başka bir farkındalık katıyor. O yüzden ben şu anda farkında olduğum, hep bir farkındalığım vardı küçüklüğümden beri. Biraz farkındalığın da fazla geldi. biraz rahata mı bıraksak dediğim bir dönemdeyim. Güzel bir dönemdeyim. Hayatımın tatlı, enerjik içinde flört olmayan. <gülüyor> <gülüyor> ama onu özleyen. Güzel bir dönemimdeyim. Dost... Şu anda proje, çalışmak, üretmek derdindeyim daha çok. Dost kazığı yedim dedin. Hı, -hı. İnsan böyle bir şeyden sonra hayata karşı nasıl şey yapıyor? Ne? Vallahi ne dedim öğreniyor? ki o o kişiyle alakalı bir şey. Herkes Hı -hı. öyle değil. Yoksa başka dostlara karşı da Evet. Başka bir tavır alabilirdim. Ama yeni prensipler geliştirdim. Aşk kazığı yedin mi? Yemedim. <laughs> Çapkın mısın? Değilim. Peki takıntıların var mı hayatta? Yok. <laughs> Defoların sence neler? Çünkü dışarıdan böyle bakınca çok tatlı bir büşra var. Çok tamam teşekkür i̇şte ederim. Eğlenceli, güzel, yetenekli. Ne kadar tatlı. Dört uykuyu dört. çok <laughs> seviyorum. ya. <laughs> Ama kendisi yani, fonda olsun ya. Ama e, e, şeyi etkiliyor. Yani mesela bugün buraya gelirken asla sete giderken asla zınk diye uyanıyorum Hı -hı. ama işim yok diyorsam ölümüne uyurum. Hı -hı. Ve e, günü kaçırırım, günü kaybederim Hı -hı. ve e, seviyorum aslında günü yaşamayı bir taraftan. Ba benim toparlamak istediğim kendimi toparlamak istediğim yegane şey uykudur. Hı -hı. Bir de böyle hızlı hızlı sorular var. Hadi bakalım. Mesela bir randevuda en dikkat ettiğin şey nedir? Hızlı mı olması gerekiyordu? <laughs> Yok be, yavaş yavaş da verebiliriz. Zeka, zeka, ben. zeka. Evet. Peki bir erkekten tahmin edemediğin şey? Yalan. Yalan. Yalan yalanını yakalamak. Hiç aldattın mı? Aldatmadım. Aldatıldın mı? Aldatılmışımdır herhalde. Yakaladın mı? Yakalamadım. 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 <laughs> <laughs> Fake hesabın var mı? Yok. Sosyal medyada stalklar mısın? Yani girip girip bakarım. En son kimi stalkladın? Oldu bayağı. O yüzden hatırlayamadım. Sence seksi misin, sevimli misin? Sevimliyim. Ha, güzel. Peki sevgilinin odasında bir obje olsan ne olursun? Hmm. Bunu biraz düşüneceğim. Daha önce bir kere daha geldiğinde bana bu soruyu sormuştun. Klima demiştim. Evet. evet. <laughs> evet. Klima güzel. Kütük <laughs> <laughs> Ay püfür püfür ama bir taraftan istediğin zaman açıyorsun, istediğin zaman kapatıyorsun. Kapat, kapat. O zamanlar birazcık şeydim, uzaktım ya. Hmm. Şimdi daha ayna olmak isterdim. Ha güzel. Yansıtayım diyorsun yani. şey. Aynen. Peki hayatta oyunculuk... Baktığı zaman kendi gözlerinde beni de görsün isterdim. Peki hayatta oyunculuk dışındaki en büyük tutkun ne? Müzik. Müzik. Peki böyle bakınca gözlerini alamadan, görünce baktığın bir şey söyle. Güzel kıyafetler. Güzel. Moda, fashion. En romantik hareketin. Ya çok romantik birisi değilim ben. Ama romantizmi seviyorum karşı tarafta. Güzel. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Ya yine aynı şeyi söyleyeceğim ama öyle. Kıyafet giyip çıkarmak. Ha güzel. Kaç kıyafetin var ya senin? Bayağı çok var. Ben, falan ben çok. çok e, yani özel özel bir ilgi alanım var. Yani. Kıyafet evde giyip kendime stiller belirlerim, çıkarırım, ederim falan. Peki böyle çok ayakkabı, var. çanta falan öyle evet. spesifik bir şey tutkusu var mı? Onları da çok severim. Hiçbirisi hepsi benim bebeklerim. Hiçbirisini Hı -hı. birbirinden Marka Hepsi tamamlayıcı. Musundur. Marka, tasarım, iyi tasarımcıları çok severim. Marka ha. da. E bak severim. işte bunu çok seviyorum. Bunu dürüstçe söylüyorsun işte kimisi geliyor ay yok marka sevmem ben Şimdi, her yerden giyindim yani falan. Markayı yani markayı gösteriş için sevmiyorum, markayı Tasarım. tasarımcının evet. yaptığı, kubunu yaptığı işte o şey, çizgisini. çizgisi için seviyorum. Hı. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür geldiğin ederim. için, katıldığın için, Büzel, samimi sohbetin, sohbetin için. için. Ben de çok teşekkür ederim. Vallahi seni ederim. çok özlemiştim. Ben de. İnşallah en kısa zamanda da film zamanı bence zaten yeniden. İnşallah tekrar Mutlaka bir araya bir geliriz ediliniz. Hasan Can'la senle şöyle Kesinlikle. güzel sohbete. Senin uğrun olmadan ben bir projeye başlamam. Yok Benim için de öyle. Ben hani Benim için çok değerlisin. Çok, senle sohbete bayılıyorum. Öyle. Bol bol da Like'larını esirgeme görüyorum ve çok hoşuma Bebe, gidiyor. Bebeğim hemen like'lıyorum. Yorum at, alev at, alev. Evet hemen like'lıyorum. Çünkü yanıyor yani. Sayfa yanıyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. İyi hafta sonları. Sayfa sonrayı. yanıyor. Bay <laughs>